ne laisse pas ton odeur imprégner mes draps et si tu m'abandonnes. Tuğba Büyüküs'ün Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen sinema söyleşilerine konuk oldu. Güzel oyuncu grip atlattığı için sesinin kısık olduğunu söyledi. Öksürük krizine girebilirim, kusura bakmayın. Büyüküs'ün ikiz kızları Toprak ve Maya'nın isimlerinin baş harflerini simgeleyen kolyeleri ve yüzükleri dikkat çekti. Tuğba Büyüküs'ün oyunculuk mesleğinin tanımını yaptı. Oyuncu demek ona verilen duruma, tekste, duyguya inanmak demek. Sonuna kadar inanmak zorundasın perform edebilmek için. Dolayısıyla yönetmenle ayrıştığın yerler varsa, yönetmen de sonuna kadar inanmak zorunda tabii ki çekebilmek için. Ayrıştığın yerler varsa karşılıklı birbirinizi ikna etmeniz gerekiyor. Oyuncu ikna olmak zorunda ama yönetmen de ikna olmak zorunda. Ve bu bir süre sonra bir dansa dönüşüyor. İşte eğer doğru giderse çok güzel bir tangoya dönüşüyor. Doğru yönlenmezse güzel bir meydan savaşına dönüşüyor. Ama eser çıkıyor sonuçta. Eser sonuçta çıkıyor. Aynen öyle. UNICEF'in iyi niyet elçisi olan güzel oyuncu yetişkinleri kabuklu canlılara benzetti. UNICEF'ten teklif geldi. Tabii ki bu anlatamayacağım bir duyguydu benim için. Daha önce de ben çocuklarla çalıştım ve çocuklar benim için çok başka bir yerde duruyorlar. Çünkü biz kabuklular, kabuklular diyorum çünkü aynı karides gibi düşün. Yani doğduktan sonra ince kabuk yaşadıkça, büyüdükçe, yaşlandıkça kalınlaşıyor ve geçirgenliği azalıyor. Biz de aynı onlar gibi büyüdükçe, işte yoruldukça, hayatın içinde bazı şeylere maruz kaldıkça kabuklarımızı kalınlaştırıyoruz ve geçirgenliğimiz azalıyor, hislerimiz azalıyor. Dolayısıyla İşte o kabuklar daha inceyken, daha yokken o çocuklar biz kabukluların kararlarının etkisi altında kalıyorlar. Hı hı. Savaşlar, açlıklar, işte evsizlik, barınma, eğitim her şey bizim kararımız. Onların verdiği karar değil. Şu anda çocuklarımız bizim karar verdiğimiz eğitim sistemiyle okuyorlar. Söyleyişi sonrası basının sorularını yanıtlayan Büyüküs'ün hem sinema hem de dijital dünyanın içinde olmak istediğini ifade etti. Sizin için şu anda böyle ağır basa dijital mi, sinema mı yani? İçinde olmak istediğiniz. Artık çünkü artık dünya değişti. Benim için, ben ikisinin de içinde olmak istiyorum. Benim için iş önemli, karakter önemli, ne anlatmak istediği önemli. İkisinin de içinde olmak istiyorum. Tuğba Büyüküs'ün senaryo ve denemeler yazdığını anlattı. Bir şeyler yazıyorum. Öyle mi? Evet. Senaryo değil ama anladım. Senaryo da yazıyorum, başka şeyler de yazıyorum. Peki var mı denemeler yani, var. Bir hayaliniz? Kendi sinema projeniz ya da dizi projeniz? Yani bunun için önce senaryomu tamamlamam gerekiyor. 2010'dan beri tamamlanmadı. Hayır. Biraz yani. Şeyim o konuda. Yavaşım. Dönem mi peki? Yok. Hayır. Günümüz. Ya öyle anlatabileceğim bir şey değil. Ünlü oyuncu, keşke ben oynasaydım deyip kıskandığı rollerin olduğunu da itiraf etti. Oynamak istiyorum ama gelmedi. Bu karakter bana daha gelmedi. Hayalinizi kurduğunuz bir karakter var. Yok aslında yani oynamak istediğim çok şey var. Tabii hani yayınlanmış ve çok güzel olan ve kıskandığım işler de var. İşte ama hani size şu anda buydu diyeceğim kadar aklımda kalan bir şey yok. Yani bunu ben oynamak isterim. Evet bu izlerken ya keşke ben de oynasaydım bunu dediğim var. Ama şu anda ya aklımda bu kaldı. Keşke bunda olsaydım, ben olsaydım dediğim size söyleyebileceğim bir şey yok şu anda. Büyüküs'ün son olarak Another Self adlı dijital dizide başrol oynadı. Yeni bir dizi projem başladı. Evet. Ne başladı? Murat Boz partnerliğinde. Ha onu çektik, evet, sezonu bitirdik evet, biz. Evet. Çektik nasıl bitti. Işte, nasıl harika geçti, sonra? Çok keyifli geçti. Ayvalık'taydık, İstanbul'da evet, başladık, Ayvalık'ta devam ettik. Sonra İstanbul'da tekrar bitirdik. Müthiş keyifli geçti. Güzel oyuncu, dizideki partneri Murat Boz'la hakkında çıkan aşk iddiasını tiye aldı. Murat Boz'la ilgili dedikodular çıktı hakkınızda. Bunlar ilgili neler söylüyorsunuz? Pek çok dedikodu çıkıyor hakkımda. Gerçekten PR konusu muydu yoksa gerçekten bir şey var mı? Mehmet'im çok teşekkür ediyorum. Siz daha iyi biliyorsunuzdur benden. Peki. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. Kolay gelsin.